Arkadaşlar hoş hoşgeldiniz. Ee, yeni oyun serimiz Conqueror Blade. Ee, bugün bu oyuna girişinden bahsedeceğim. Ee, ayarlarından bahsedeceğim ve e, sınıf seçimin temel mekaniklerden bahsedeceğim. Başlamak isteyen arkadaşlara bir rehber videosu olacak ve bu bir seri halinde yayınlanacak. Öncelikle ayarlardan bahsedecek olursam oyunun ilk aşamasında, ilk karakter yarattığınız zaman e, bir nevi bazı ayarları sizin seçmenizi istiyor oyun. Oyun içerisinde daha sonra değiştirebilirsiniz veya çoktan başlamış bir oyuncu olabilirsiniz. Bu ayarlara değinecek olursak ESC'den ayarlara geldiğimizde oyun sekmesinde at sürme modundan bahsediyor. Burada fareyle yönlendirme ve tuşlarla yönlendirme diye seçeneklerimiz mevcut. Tuşlarla yönlendirme birazcık daha alışıla gelmiş GTA'daki araba sürme mantığına benziyor. E, alışıla gelmiş bir yol. O yüzden ben bunu tercih ettim. Bunun haricinde diğer kısımlarda da varsayılan bir şekilde kendine kendi kendine işaretli. Siz eklemek istediğiniz bir ayarınız varsa seçmeyi ihmal etmeyin. Klavye kısmında yine her şey varsayılan olarak kayıtlı. Arayüz de aynı şekilde. Nişangahınızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Hazır renkleri tercih edebilirsiniz veya özelleştirme kısmından istediğiniz renk skalasını tutturabilirsiniz. Ve diğer kısmında verdiğiniz hasar, alınan hasarı gösterme gibi <laughs> Pardon seçenekleri tercih edebilirsiniz. Grafikler kısmında ise birkaç değişiklik yaptım. E, pencere modu sınırsız ve pencere olarak ikiye ayrılıyor. Ben sınırsız kullanmayı tercih ettim. Çerçevesiz gibi düşünebilirsiniz. Borderless. Çözünürlüğünüz ve kare hızınız. Kare hızınız 30 ve 60 oluyor. Eğer otomatiğe alırsanız eğer, e, bu bir sınırlandırmaya tabi olmuyor. Yani bu 80-90 da oluyor. Şu an belki gözüküyordur. E, 60'ta sabit kalmıyor. Yani oyun size bunu diretmiyor. Parlaklık ayarınız ve aşağıdaki e, detay ayarlar. Ben burada yüksekte kullanıyorum. İsteyen istediği şekilde tercihini yapabilir. Kamera kısmında ise normal mod ve sinema modu var. Sinema modu bir tık daha oyunun içinde olmanızı sağlıyor. Ancak strateji anlamında biraz zayıf kalan bir mod bence. O nedenle ben normal modda modda kullanıyorum. Ve kamerayı burada gösterdiği gibi en yukarıya çekerek oynuyorum ki etrafımda olan insanları, oyuncuları görebileyim, birimleri rahat kontrol edebileyim diye. E, bu, baltalı kargı ve çift bıçak oynamadım ancak <laughs> çok pardon. E, buradaki seçeneği e, kaldırıyorlar animasyona girmemesi için ama benim bir tecrübe ettiğim bir durum değil. Ses de oldukça fazla olduğu için ben kısıklı oynuyorum. Ayarlar kısmı bu kadar. E, bir sonraki başlığımız olan sınıf seçiminden ve sınıf değerlendirmesinden devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sınıf seçiminden devam edeceğiz. Oyunun başlangıcında bize birden fazla silah denettirme gibi bir savaş tarihi alanı geliyor. O alanda birden fazla silah deneyebiliyorsunuz. E, oyun içerisinde ise P'den e, burayı karakter sınıfına geliyor öncelikle. E, yukarıda beceriler yazıyor. Bu kısımdan sınıfları gözlemleyebiliyoruz. Eğer yeni başladıysanız bu kısım size oyun içerisinde zaten kendiliğinden gelecektir. Öncelikle bugünün tarihi olan 3 Temmuz 2021 tarihinde metada olan sınıfları söyleyeyim. Metada olanları tercih ederseniz bir tık daha önde olabilirsiniz. Bunlar öncelikle kısa kılıç kalkan hem tank olması hem de birimlere attığı damage açısından önemli. İkincisi misket tüfeği. E, misket tüfeği de yine demeye açısından yine birimleri dağıtma ve VS kısmında demeye yüksek bir klas. E, Onun yanında baltalık argı. Bu da daha çok VS atmada, yani birebir kapışmalarda savaş alanında e, birimleriyle beraber oynarsa başarılı olan bir klas. Meta'da. Ve son olarak da balyoz. Bunları tavsiye edebilirim meta olan sınıflar bunlar. 8. Sezon gelmek üzere yeni gelen bir sınıf daha var. Onun hakkında bir bilgim yok ancak bunları da içeren detaylı bir rehber serisi çıkacak. Hangisi hangi skillerle combo yapılır, hangileriyle yapılmaz, hangileri daha çok tavsiye edilir veya ben hangilerini kullanıyorum şeklinde. Bunlar hakkında da bilgilendireceğim sizleri. Bunun haricinde Kesinlikle tavsiye edilmeyen iki sınıf var. Yani diğerlerine nispeten e, biraz daha etkisi az veya oynaması e, riskli diyeyim. Hani bunların yanında artıları daha az olan sınıflar. Bunlardan bir tanesi yay, e, uzun yay olarak da geçebiliyor. Bir diğeri de nodaçi. Bu iki sınıf dışında arada kalan meta olmayan sınıflar. Orta segment olarak düşünebilirsiniz. Yine tercih edilebilir. Çok zayıf değillerdir, çok güçlü değillerdir. Ortalama bir sınıf olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bir diğer başlığımız olan temel mekaniklere yer vereceğiz. Evet arkadaşlar. Temel mekaniklerden kastımız nedir? Ona bir bakalım. Öncelikle e, WASD tuşlarımız. Her zamanki gibi yön verme tuşlarımız. E, space tuşumuz zıplama. E, shift tuşumuz basılı tuttuğumuz takdirde koşma tuşlarımız. E, bunun haricinde şuradan birazcık uzaklaşayım. Şöyle bir Şöyle bir şey yapalım. Bunun haricinde az önce yaptığım gibi alt tuşuna basarak imleci aktifleştirebiliyoruz. Bununla etrafa tıklayabiliriz. Veya bir NPC ile konuşurken seçenekleri tercih edebiliriz. Geldik buraya. Onun haricinde yani temel mekanikler kısaca bu kadar. E, masum sol kli ile vurma özelliğimiz var. Sağ kli ile kalkanla bir birim oynuyorsak bir klas kalkanla tutma özelliği var. E, kalkanlı kalkanla olmayan glaive gibi sopalı birimler oynuyorsak onlarda sopayı defans halinde tutma özelliği var. Ee, onun dışında temel mekanikler genel anlamıyla bu kadar. Burada bahsetmediğim stamina olayı var. Altımda e, yeşil çizginin altında gördüğünüz beyaz çizgi stamina yani dinçlik diye geçiyor. Dinçlik çizgisi. Yani çifte bastığın süre boyunca azalıyor. Azalması lazım. Şu an ben düelloda veya o bir oyunda olmadığım için azalmıyor aynı şekilde. Ee, sağ üst köşede hatlar mevcut. Bir hat yazıyor. 3'e kadar çıkıyor. Bazı yerlerde bir sadece bir olabiliyor. Yoğunluğa bağlı olarak değişiyor. ALT'ye basıp imleci getirip tıklamanızda hat içerisindeki değişikliği yapabiliyorsunuz. Ee, i̇lk video bu kadar olacak. Biraz kısa oldu ama giriş videosuydu. Rehber serisinde bir başlangıçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir rehber videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.